Şimdi transferlerde çok çok şeyler yaşandı. Tabii biz bir kısmını biliyoruz, bir kısmını bilmiyoruz. Buzdağın alt tarafı da var mutlaka. Şimdi evvela bir kere birinci sorumdan bir, bir, transferle ilgili birkaç sorumdan bir tanesi şu. Transfer bitti mi bir kere Beşiktaş'ta? Bir. Size göre bitti mi? O çok önemli bir soru. Ve Şenol Hoca'ya göre bitti mi? Ve yapılan transferlerde siz ve Şenol olacağım tabii mutlu mu? Beklentileri var mı? Yeni beklentileri var mı? Yeni transferler var mı? Şayet Şenol Hoca'nın bir, e, size bir e, rica istediği bir transfer varsa bu transfer hangi mevkide olmalıdır? Şenol Hoca'nın tabii sorusu bu e, olabilir. Hangi mevkiye transfer istedi? Eğer şayet transfer istediyse. Ve son bir şey daha söyle söylemek istiyorum müsaadenizle. Burada e, bayağı bir rekabet oldu transferler döneminde biliyorsunuz. Ve bunu çok köpürtüldü bu rekabet meselesi. Tabii bu kişiye göre değişen kulüplere göre değişen bir anlayışla yapılan transferlerdir biliyorum. Siz bu konudaki e, görüşleriniz nelerdir ve bu bu kadar büyük e, rakamları doğru buluyor musunuz Türk futbol açısından soruyorum. E, sizin görüşünüz bu anlamdaki görüşünüz nedir efendim? Evet peki. Şimdi. <laughs> Önce sondan geleyim. Türk futbol adına bu transferleri doğru buluyor musunuz? Şahsi fikrimi söylemek zorundayım. Evet. Bulmuyorum. E, çünkü kulüplerin geleceğini ipotek altına alan ve onları bu zor durumda bırakan, bankalara sürekli yapılandırma peşinde koşan, vergi dairelerine gidip e, vergilerimizi almayın uzatın demek, demek, demek. Bunun sonu yok. Bu yapılanların sonucu bunlar ortaya çıktı. Ve bunları biz halen daha yapmaya devam ediyorsak bunlar doğru değil. Belki haddimi aşarak söyleyeceğim. Şu anda Türkiye'deki bizim Süper Ligimizde maksimum 23-25 milyon euro net bütçeli bir takım yaparak siz ancak gelir ve giderinizi dengeleyebilirsiniz. Gelir ve giderinizi dengeleyemediğiniz yerde kulübünüzü ya borca sokarsınız ya da mal varlığını tehlikeye atarsınız veya da oradan harcarsınız. Bunların hiçbir tanesini ben Türk Futboluna hizmet edeceğini düşünmüyorum. Verginiz ödemeyerek, bankalara sürekli borçlanarak euro artarken, dolar artarken kulübünüzü bu kadar büyük sıkıntıya sokarak ve ondan sonra transferleri yapacaksınız. Sonra da gideceksiniz vergi dairesine beni ertele diyeceksiniz. Yapılandırmamı ertele diyeceksiniz. Bunlar şeye benziyor. Hani bir lokantada yazıyor ya siz yiyin oğlunuz ödeyecek diye. Şimdi bu hesap doğru şeyler değil. Türk futbol adına bunları söyleyebilirim. Evet. Bir Türk futbol adamı olarak konuşmamı istiyorsanız. Bizim belirli limitlere hep beraber az sıkışarak inmemiz lazım. Bu realiteyle ve gerçekle yüzleşmemiz lazım. Ve kaliteyi ve e, iyi futbolcuları, oyuncuları kendi teknik kadrolarımızın başarıyla oluşturması oluşturmamız lazım. Buna öyle çok da katkı vermiyoruz. Yani dışarıdan armut bir ağzıma düşün sonucu, sonuçta bu kulüplerin düştüğü durum ortadadır. Siz kalkıp da Suudi Arabistan'da bu sene biliyorsunuz ikiye katladılar fiyatları. En Katar Reklam yaptı. Suudi Arabistan ben de yapayım dedi. Beşlik adam on oldu. Buradan şuraya da bağlamak istiyorum. Yani transferler geç oluyor. Yani transferler geç oluyor da bir transferde adama gidiyorsunuz. Oyuncuya gidiyorsunuz. Beğendiğiniz, istediğiniz, arzu ettiniz, Konuştuğunuzda karşınıza şu geliyor. Ben biraz daha beklemek istiyorum. Suudi Arabistan'dan teklif bekliyorum. Heh, karım hayır dedi. Çocuğum bir şunu dedi. E, hocam müsaade etmedi gibi yani transfer o kadar kolay bir işti. Transferi yaparken Erol abi, Erol Bey. Bir, oyuncunun gönlü olacak. İki, onu takımı bırakacak. Üç, eşinin çocuklarının rızası olacak. Dört, yetmiyor bir de menajerler çıktı başımıza. Beyefendiler mutlu olmadı mı o transferler de olmuyor. Şimdi tüm bunların hepsini bir araya getirebilmek zaman alıyor bazen. Ve özellikle de <gülüyor> artan <laughs> Suudi Arabistan'dan kaynaklanan öyle Piyasada konuşuluyor. Fiyatlardan dolayı birçok iyi futbolcu beklemeyi tercih etti. Dolayısıyla burada bir gecikmelerin sebebi buydu. Biz de ya iyisi olmasın biz alamıyoruz çabuk alalım diye gidip de çok da hızlı transferler yapmayı tercih edemedik. Bir iki tanesini becerdik. Olabildi. Diğerleri bekledik. Beklememizin de nedeni iyi olmalarıydı. Ama iyi olmaları sebebiyle onların da beklentilerinin çok daha fazla olmalarıydı. Şimdi e, transfer bizim Beşiktaş camiası dışarıda nasıl oluyor başka kulüplerde bilmiyorum ama bizde bizim bir scout'umuz var. Sportif direktörümüz vardı. Ayrıldı. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Yani ayrıldıktan sonra bile başladığı işlerde, görüşmelerde bizimle beraber oldu. Hiçbir karşılık beklemeden destek verdi. kendisine buradan teşekkür ediyorum. Çok bunaltıldı. Çok üzüldü. hakkını helal etsin. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Tecrübe kazancı ile ilgili ee, bu transferler yapılırken aylardan beri takip edilenler vardı, listeler vardı ve sonuç itibariyle bu transferler teknik kadronun, hocanın da beraber içinde bulunduğu benim de <laughs> bir sistem içerisinde oluşturuldu. Nasıl oluyor başkanım? <laughs> Özür dilerim. Ee, tabii taraftarın da anlayabilmesi, Anlı, bizim, benim tam, de anlayabilmem açısından. Edeyim. Şimdi gidecek oyuncularınız belli, gitme ihtimali olacak oyuncularınız belli. Evet. Ve yerine ihtiyaç duyduğunuz, göndermek istediğiniz oyuncularınız belli. Bunlarla ilgili kafanızda bir şablon oluşuyor. 3 ay evvelden, 4 ay evvelden, 2 ay evvelden. Sonra işte böyle araştırıyorsunuz. Scoutlarınız izliyor, takip ediyor. Sonra onların raporları hocaya geliyor, hoca bakıyor. Sonra onların içerisinden 3-5 tane isimler bizim tarafımızdan hocaya veriliyor. Hoca tarafından 2 tanesi seçiliyor, şunlar da olabilir deniliyor. Ve biz bunları kalkıyoruz, ekonomisini ve işin ticari tarafını görüşmelerini yürütüyoruz. Yani burada göreceğiniz tüm transferler el birliğiyle ve beraber ve anlaşılarak yapılmıştır. Yani Şenol Hoca'nın mutlaka onayı var mıdır diyorsunuz? Tabii ki vardı. Yani hocanın istemediği bir oyuncu şu anda takımda olduğunu ben düşünmüyorum. Kendisinin de bu oyuncularla beraber kendisine verilen listede içinde bunlar vardı. <laughs> Olabileceğini söyledi ve biz de bunları yaptık. Birinci tercihleri mi yoksa daha ileriki bir tercihleri mi? Erol Bey ben az evvel izah etmeye çalışıyorum size. Diyorum ki yani bunun ekonomisini de ben yürütmek zorundayım. Tabii ki hocanın tercih ettiği birinciler vardı. Bazen birincileri alabildik bazen ikinciler alabildik. Yani hani gönüller her şeyi isteyebilir ama e, hocamız da o konularda son derece mazbut e, mazmut ve anlayışlı bir hocamız var. Yani evet. hocamızın gayesi illa da şunu alın ben bununla uçayım değil. ya yani bunu da almak durumundaysanız bu da bizim biz bunu da Oynatırız, biz bununla da başarılı olmaya gayret ederiz düşüncesi vardı. Yani hayır bu olmadı, ee, niye böyle yaptığınız gibi bir yargılama ve sorgulamayla karşılaşmadık. Ee, hoca da her zaman için ekonomiyi düşünen biriydi. <laughs> ve son sonuçta tekrar söylüyorum bu bir ekip işiydi. Burada herkesin onayıyla ve el birliğiyle bu oyuncular takıma kazandırılmıştır. Ekonomimizin imkan verdiği derecede, ölçüde kişilerle yola devam etmek üzere transferler gerçekleştirilmiştir. Hepsi bu bu konuda. Bugün bir de... Gökhan İnler e, haberi çıktı <laughs> sayın Başkan. E, Gökhan İnler transferiyle de ilgili bir açıklama yaparsanız taraftarlar da merak ediyor. Şu anda yaşı 39. Hani nasıl faydalanmayı düşünüyorsunuz peşte? Evet bizim Gökhan'la ben dün de görüştüm, gün de görüştüm. Bizim hocanın arzu ettiği Ceyhun Bey e ayrıldıktan sonra özellikle Gökhan Dünya futbolunda, Avrupa futbolunda önemli bir yer olan kardeşimiz. Birçok futbolcuyu tanıyor, kulüpleri tanıyor, yabancı dili e, mükemmel, son derece de bir yapısı var ve de en önemlisi e, çok iyi bir Beşiktaşlı. Bunu herkes biliyor, kendi de zaten söyledi. Biz sportif direktör arayışı amacıyla kendisiyle bir e, görüşme e, gerçekleştirdik. O da bu sene Beşiktaş'tan jübile yapmak istediğini, e, belirli kariyer e, isimleri ve planlaması için 40 yaşında top oynadığını... Beşiktaş'tan jübile yaptığı gibi gibi birçok değerleri istatistik olarak kariyer planının içerisinde defterinde yazmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine benim de çok arzu ettiğim bir olay vardı. Hocayla da bunu biz çok zaman konuştuk. Yani öyle bir oyuncu olmalı ki takımın içerisinde aynı zamanda oyunundan daha ziyade daha çok abilik yapması, kardeşlik yapması, ben işte bir oyuncu otururken onu enerji verebilmeli, takımdan çıkanın kalbini alabilmeli oyundan yani biliyorsunuz takımdan hı hı. çıkan oyuncu bile o anda böyle adrenalin yüksek gün Bu bu konum için ben zaten birini çok istiyordum ve bunu da takımın içerisinde olması, onlarla beraber Antre yapan olması benim için de önemliydi. Biz Gökhan'la buraya geldik. Yani Gökhan'ın bizden e, ekonomik olarak istedikleri bir e, futbolcu, bir oyuncu olmaktan daha öte. E, abilik misyonu, Beşiktaş'ta topu bırakabilmek misyonu, 40 yaşına kadar top oynamış olmayı, zevkini yaşama isteğinden kaynaklanan bir durum. Çok özel bir durum. E, ücreti zaten bir sportif direktör ücreti gibi kendisiyle konuşuluyor. E, mühim olan buradan bu senenin sonunda e, takıma hem abilik, kardeşlik yapıp şampiyon olurken inşallah katkısını almak, hem de bir sonraki senelerde Beşiktaş'ın geleceğini dağın arkasında e, hazırlamaya çalışmaktan Kaynaklanan bir amaç Gökhan İnder. Bir de rekabet dediniz transferde. Evet. Yanlış mı? Devam edeyim mi? Devam evet. edelim. Bir de Erol Kaynar'ın sorusuna bir ek yapayım. Şimdi bu sezon öyle hareketli geçti ki bonservis rekoru kırıldı. Maaş rekorları kırıldı Süper Lig'de. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinizin transferlerinden bahsediyorum. Yani siz çok tecrübeli bir yöneticisiniz bunları ödemenin imkanını ne kadar mümkün görüyorsunuz? Yani başkasının eviyle ilgili benim yorum yapmam çok doğru değil ama yine Türk futbol adamı olması Fatih ile bir cevap verin. Bu rakamlar doğru ve ödenebilir rakamlar değil. Rakamlar ortada. Ha bunun dışında mal mı satarsın, mülk mü satarsın? Biz çok şükür geldiğimiz günden beri Beşiktaş'ın bir çivisini bile satmadık. Üstüne koymaya gayret ediyoruz. İnşallah zaman içinde onun da olduğunu görecekler. Ee, gelirle gider bu şekilde ödenmez. Yani geliriniz X yazıyor rakamlar forma, stat falan. Toplayın alt alta. Neredeyse bazı takımlarda 3 tane oyuncunun şeyini ödemiyor, maaşını ödemiyor. Yani ortada bir tuhaflık var. Ama bu tuhaflığı ben öyle hissediyorum. Federasyon kalkacak. bunun detayına bakacak. Ben polis değilim ki takip edeyim diyor federasyon. Ne münasebet efendim yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vergi dairesi birisini kovalarken vergisini ödeyip ödemediğini yakalarsa mı alıyor vergiyi? Hayır. Yorum yapıyor. Senin harcaman bu. Gelirim bu. Kardeş anlat bakalım sen bunu nereden buldun? Bu kadar paranın vergisini ödedin mi diye. Çok basit sistemlerle bunları federasyonun tespit etmesi mümkün. Bir de Allah korusun yani siz şimdi yeni moda diyorlar. Ben bilmiyorum yapmadım da yapmayacağım da çift kontrat. Bir tanesini federasyona veriyorsunuz, bir tanesini kenara koyuyorsunuz. O bir tanesini ileride çözmeyi düşünüyorsunuz. Bunları çözemediğiniz zaman bu oyuncuların herhangi bir şekilde mahkemeye gitmeleri halinde UEFA nezdinde bahsi geçen takımın Avrupa'da top oynama şansı olmayacağını Hayır. bilmesi gerekir. Yok. İkincisi benim bildiğim kadarıyla TFF kurallarına göre de e, küme düşmeye kadar gider bu iş. Tabii. Dolayısıyla bu riski alabilmek çok kolay bir iş değil. Ben Ramos dahil birçok transferde bunu almadım. Çünkü Beşiktaş'ımın e, ne hileli bir kağıtla ne bir ikinci kontratla anılmasını arzu etmedim. Ha, yanlış anlıyorum bu diğerlerinde var değil. Ama ben yapmak zorunda kalsam bunu iki kontrat yapacaktım Ramos. Açık konuşuyorum. E, ben bunu iki tane kontrat yaptığımda yarın bir gün Ramos'a e, diyorum ya sponsor gelmedi bir tane. Aradık bulamadık. Yani sponsor geldi de biz yok mu dedik. Böyle bir şey yok. Şimdi bunları bulamadığınızda bunları ödeyemediğiniz takdirde. Kulübün düşeceği durum benim altından kalkabilir mi öbür bu? Dolayısıyla e, bu saate kadar ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum transferlerde. Bir de meşhur şeyler var. Transfer çalımı diye bir 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 tabir var. Bu ne demekse bilmiyorum. <laughs> Bunun İngilizcede var mı karşılığı Avrupa'da falan yok, diyorlar efendim. mı? Çalım transfer yok, çalımı diyor. Şey benim Pek bildiğim duymadım. çalım sağda atılır. Atılmaz bir oyun şeklidir bu değil mi? Yani. Tabii. Geçersin direkt hızlı geçti ya da çalım attı geçti denir. Ya yani bu transfer çalımı ne demek? Ben bugüne kadar kimseye transfer çalımı atmadım. Attımı da iddia etmedim. Eğer birileri iddia ediyorsa o zaman transfer çalımının en büyüğü Gatson'dur. Rozier'dir. Raşit Gazel'dir. Ama bunlar bir transfer çalımı değildi. Biz çok arzu ettik aldık. Ve mesela Raşitka için de transfer çalımı yok. Karşımız Galatasaray'da transfer çalımı falan atmadık. Böyle bir şey yok. Ben çok istedim ve aldım. Hepsi bu. Şöyle bir şey oldu mu Sayın Başkan? O transferde bazı Yaz, iddialar sormalı. vardı. Ee, i̇şte Raşit sa tam uçağa binmek üzereyken arandığı işte çok fazla bu transfere yanaşma dendiği şeklinde son bir hamle oldu mu Galatasaray tarafından Raşit sa İstanbul'a gelmek üzereyken?